bizzat Cumhurbaşkanı tarafından bazı meslek gruplarına verilen 3600 ek gösterge sözünün üzerinden neredeyse tam 4 yıl geçmiş bulunuyor. 3600 konusu şimdi de Çalışma Bakanlığı ve Memur Sen arasında kapalı kapılar ardında yapılan görüşmelerle sürüyor. Taraflar 16 Mart'ta yani yarın bir kez daha bir araya gelecek. Şimdiye kadar yapılan toplantılarda neler konuşuldu, kendileri dışında kimse bilmiyor. Adeta sır gibi saklanıyor. Buradan sormak istiyoruz. 3600 ek gösterge tüm kamu emekçilerini kapsıyor mu? Kimler düzenlemenin dışında kalacak? Kimler nasıl etkilenecek? Ek gösterge adaletsizliği ve düşük emekli maaşları sadece kamu emekçilerinin bir kısmını kapsaması planlanan 3600 ile çözülebilir mi? Çalışma Bakanlığı ve Memur Sen arasında devam eden çalışmada neden diğer konfederasyonlar devre dışı bırakılmıştır? Sorularına keskin olarak yanıt beklediğimizi ifade etmek istiyoruz. Bugün basın toplantımızda bu sorulara keskin olarak yanıt vermeye çalışacağız. İktidar bilerek bir algı yaratıyor ve önümüzdeki aylarda yapılacak genel seçimleri malzeme haline getirmeye çalışıyor. Hiç kimsenin milyonlarca insanımızı etkileyen bu denli önemli bir konuyu geçiştirmeye, talepleri görmezden gelmeye hakkının olmadığını ifade etmek istiyoruz. Değerli basın emekçileri, bilindiği üzere 657 sayılı devlet memurları kanunun 43. maddesinin değişiklikler fıkrasıyla bu kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıklarının hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceleri dikkate alınarak bu kanuna ekli 1 ve 2 sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanacağı belirtilmiştir. İktidarın tüm vatandaşları ilgilendiren bu denli önemli konuyu niçin gündeme getirmediği emek karşıtı, sermaye yanlısı politikalarından dolayı şaşırtıcı değildir. Ancak yandaş konfederasyonun gerek TİS görüşmelerinde ve gerekse de bağlantı olması nedeniyle 3600 ek gösterge tartışmalarında konuyu hiç gündeme getirmiyor olması asla kabul edilemezdir. Sorunun çözümü 10 yıl boyunca kurulan toplu sözleşme masalarına yansıyan tutumu ve altına imza attığı mutabakatlar başta olmak üzere 6 milyon kamu emekçisinin ve emeklinin temel taleplerini savunmaktan uzak olduğunu defalarca ispatlayanlar ile iktidar arasında kapalı kapılar ardında yapılacak görüşmelere bırakılamayacağını buradan ifade ediyoruz. Kaldı ki tüm gerekliliklerine rağmen mevcut 4688 sayılı yasa hükümlerine göre kamu emekçilerinin ve emeklilerinin geneline ilişkin görüşmelere en çok üyeye sahip 3 konfederasyonun katılması zorunludur. Buradan da Çalışma Bakanlığı'nın da hem anayasayı hem 4688 sayılı yasaya aykırı toplantılar yaptığını ifade etmek istiyoruz ve bu yanlışlıktan da bir an önce bakanlığı dönmeye davet ediyoruz. Dolayısıyla yarın yapılacak toplantının TİS mevzuatına ve toplu sözleşmenin ruhuna aykırı olduğuna dikkat çekmek istiyoruz. Milyonları ilgilendiren bir konu sırf iktidara yakın diye tek bir konfederasyonla bağlanacak, tartışılacak bir durum değildir. Tüm kamu emekçilerini yakından ilgilendiren ek gösterge adaletsizliğin çözümü ve bu temelde 3600 ek gösterge talebinin ele alınmasını kapalı kapılar ardında yapılan toplantılarla oldu bittiye getirilmesini doğru bulmadığımızı ifade etmek istiyorum. Memurse kamu emekçilerinin halk çıkarlarını gözden çıkarma pahasına iktidarın elini rahatlatmaktan, iktidar da diyet olarak memurluğunu büyütmek için sendikal ayrımcılığı körüklemekten derhal vazgeçmelidir. Keskin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temel hak özgürlüklere tüm eksikliklerine rağmen var olan 4688 sayılı yasa başta olmak üzere kendi yaptığı yasalara ve temel ILO sözleşmelerine uymaya çağırıyoruz. Aylığı bağlama oranı ile emekli aylığı güncellemesi, kat sayısının arttırılması talebimizin karşılanması için
Tabii.